Birkaç moment ve kuvvet sorusuyla daha devam ediyorum. Çünkü geçen videoda terminolojiyi elime yüzüme bulaştırdım. Saat yönüyle saat yönünün tersini karıştırıp durdum. Bu kez biraz daha tutarlı olmaya çalışacağım. Evet, kaldıracımı tekrar çiziyorum veya tahterevalli diyelim. Evet, güzel. Bu da dönme eksenim olsun veya destek noktası ya da manivela mesnedi. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi birkaç da kuvvet etkitelim şunun üstüne. Mesela 10 Newton'luk böyle bir kuvvetim olsun. Destek noktasına uzaklığı da 10 birim diyelim. Uzaklık eşittir 10. Yani kuvvet kolu 10. Bir de 50 Newton'luk böyle bir kuvvet ekleyelim. Bunun kuvvet kolu da, bunun kuvvet kolu da 8 birim olsun. 5 Newton'luk bir kuvvet de şöyle etkisin. Bunun kuvvet kolu da, bilmiyorum, mesela 4 olsun. Evet, bu tarafa bu kadar yeter. Rastgele kuvvetler koyuyorum. Diyelim ki burada da, burayı farklı renkle yazalım. Yo, ya da aynı renkle devam edeyim. Sonra saat yönündeki ve saat yönünün tersindeki kuvvetleri farklı renklerle gösteririz. Yoksa yine yılan hikayesine döneceğiz. Evet, diyelim ki burada da böyle 10 Newton'luk bir kuvvet var. Bu arada vektörlerin oklarını büyüklükleriyle orantılı çizmedim tabii ki. Olması gerektiği gibi çizsem 50 Newton'un oku bayağı upuzun bir şey olurdu. Bu kuvvet kolu, bu kuvvet kolu 3 birim olsun. Birkaç tane daha ekleyelim. 8 birimlik bu bir kuvvet kolunda da saat yönünde atıyorum 20 Newton'luk bir kuvvetimiz var. Ve yine 10 birim uzaklıkta, 10 birim, Esrarengiz bilmediğimiz bir kuvvet var. Saat yönünün tersi istikamette etkiyor. Ve bunun büyüklüğünü bulmak istiyorum. Moment problemlerini çözerken aslında hep şu soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Kaldıracın dönmemesi için kuvvetin kaç olması lazım? Saat yönündeki toplam momentin saat yönünün tersindeki toplam momente eşit olması gerekiyor. Saat yönü eşittir. Saat yönünün tersi farklı renkte yazacağım. Eşittir saat yönünün tersi. Şimdi saat yönündeki momentler hangileri? Saat yönü bu yön değil mi? Akrep ve el kovan böyle dönüyor. Bu şekilde bu yönde dönüyor. O zaman bu saat yönünde, bu saat yönünde kaldırıcı böyle döndürmeye çalışıyor. Bunlar kaldırıcı böyle döndürmeye, bu şekilde, bu yönde döndürmeye çalışıyorlar. Ve bu da saat yönünde. O zaman saat yönündeki momentler ne olur? 10 Newton çarpı kuvvet kolu, yani 10, 10 çarpı 10 artı 5 Newton çarpı kuvvet kolu, kuvvet kolu 4'tü, 5 çarpı 4 artı 20 Newton çarpı kuvvet kolu, yani 8, bu da 20 çarpı 8. Bunun buradakilerin saat yönünün tersi istikametteki momentlere eşit olması lazım. Kalanlar da saat yönünün tersindeki momentler. Burada aşağıya doğru etkiyen bir 50 Newton var mesela. Saat yönünün tersi bu. Kuvvet kolda 8. Yazıyorum 50 çarpı 8. Bu tarafta saat yönünün tersi istikametinde başka moment kalmadı değil mi? Bu da saat yönünün tersinde. 10 Newton'luk bir kuvvet saat yönünün tersine etkiyor. Kuvvet kolda 3 birim. O zaman artı 10 çarpı 3 dedik. Ve son olarak bilinmeyen kuvvetimizin esrarengiz kuvvetimizin de saat yönünün tersine etkilediğini varsayıyoruz. Artı kuvvet, bilinmeyen kuvvet, çarpı 10. Şimdi sadeleştirelim. Şimdi normal bir renge geçiyorum. Çünkü burası sadece işin matematik kısmı. 100 artı 20 artı 160 eşittir. 50 kere 8 kaç eder? 400 artı 30 artı 10 f. Toplayarak gidelim. Burası 120 artı 160 eşittir 280 değil mi? Eşittir 430. Evet, güzel örnek oldu. Artı 10f. Şimdi fark ediyorum, 430'u karşı tarafa atarsak, 430 eksi 280 kaç yapar? 150. Değil mi? Eksi 150 eşittir 10f. O halde f eşittir eksi 15 newton. Saat yönünün tersi istikamette eksi 15 newton. f saat yönünün tersi istikamette eksi 15 Newtonluk bir kuvvetmiş. Başka bir deyişle F için saat yönünde, saat yönünde 15 Newtonluk bir kuvvettir diyebiliriz. Kuvvetin saat yönünün tersine etkidiğini varsaymıştık ama hesaplayınca sonuç eksi bir sayı çıktı. Demek ki kuvvet aslında saat yönünde etkiyormuş ve büyüklüğü de 15 Newtonmuş. Kuvvet kolunun 10 birimi olduğunu zaten biliyorduk, sorunun başında verilmişti. Umarım bu seferki geçenkinden bir öncekinden daha anlaşılır olmuştur. Şimdi yeni bir probleme geçelim. Moment konusunu ilk öğrendiğim zamanlar aynı şeyler benim de kafam karıştırıyordu ama en kafa karıştırıcı olanlar bazen en çok işe yarayanlar oluyor. Şimdi diyelim ki bir masamız var. Kahverengiyle çizeceğim çünkü ahşap bir masa bu, ahşap bir masa. Ve işte masamız. Burada bir ayağı var. Bir ayakta burada var. Diyelim ki masanın üst kısmının kütle merkezi burası. Masanın tam ortası yani. Ve ağırlık tabii ki aşağı yönde etkiyor. Ağırlığın büyüklüğü ise ne olsun, nasıl bir değer mantıklı olur? Mesela 20 Newton olsun. Masamızın ağırlığı 20 Newton. Ve şimdi diyelim ki bu masanın üstüne bir takım kitaplar koyuyorum. Ya da kutu koyayım, kutu çizmek daha kolay kitaptan. Yok, bu güzel olmadı. Buraya bir kutu yerleştiriyorum diyelim. Kutunun ağırlığı da kütlesi 10 kilogram olsa 100 newton. Yani kutumuzun ağırlığı da 100 newton. Şimdi bulmaya çalıştığım şey şu, masanın her bir ayağına etkiyen ağırlıklar nedir? İlk bakışta moment sorusu değilmiş gibi görünebilir ama az sonra göreceksiniz ki tam bir moment sorusu aslında. Evet, nasıl çözeceğiz? Her iki ayak da masayı destekliyor, değil mi? İki ayak da masayı destekliyor. Nasıl masa ayağa aşağı yönde bir kuvvet uyguluyorsa ayak da masaya yukarı yönde aynısını uyguluyor. Yani her iki ayak da belli bir kuvveti dengeliyor. Şimdi önce bir nokta belirleyelim. Hatta direkt bu ayak olsun kuvvet noktamız. Çünkü çünkü bir nedeni yok. Keyfe eder bunu seçtim. Bu ayağı seçtik. Şimdi de yine keyfi olarak bir dönme ekseni belirleyelim. Dönme eksenimiz de bu olsun. Peki dönme ekseni olarak neden burayı seçtim? Çünkü şöyle düşünün. Eğer bu ayak gerekenden fazla bir kuvvetle masayı yukarı itecek olsaydı, tüm masa saat yönünün tersi istikamette dönecekti. Tam tersi de geçerli. Bu ayak zayıflayacak olursa, masa'nın uyguladığı kuvvete karşı koyamayacağı için eğrilmeye başlarsa, masa bu yöne dönecektir. Dönme ekseninde bu ayak olacaktır. Tabi bunun sağlam kaldığını, sağlam olduğunu varsayıyoruz. Yani bu ayak işlevini yerine getiriyor. Herhangi bir yönde hareket etmiyor. İşte bu şartlarda bu ayak zayıflayacak olursa, masa saat yönünde dönmeye başlayacaktır. Normalde olmaz ama bir yay mekanizmasıyla filan, bir yay mekanizmasıyla yukarı doğru fazladan bir kuvvet uygulayabilseydi, masa bu sefer saat yönünün tersi istikamette dönmeye başlardı. Evet, şimdi noktalarımızı belirlediğimize göre artık bunu bir moment problemi olarak ele alabiliriz. Peki, bu ayağa uygulanan kuvvet nedir? Çünkü masa bu noktada Şöyle diyelim, bu ayak burada olmasaydı masa saat yönünde net bir momente sahip olurdu, öyle değil mi? Bu yöne devrilirdi. Demek ki ayak masayı sabit tutmak için saat yönünün tersine bir moment uyguluyor. Bunun için de böyle yukarı yönlü bir kuvvet uygulaması lazım. Ayak kuvveti, temel fizik bilgilerimizde bunu söyleyebiliriz. Eğer buraya bir kuvvet uygulanıyorsa, ayak da eşit büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uygulamalı. Ve işte biz de bu kuvveti arıyoruz. Ama tabii daha mesafeleri söylemedik. Diyelim ki bu ayakla kutu arasındaki uzaklık 1 metre. Ve ayakla kütle merkezi arasındaki uzaklık 2 metre olsun. O zaman burası da 2 metre olur. Ve böylece bir moment problemi oluşturmuş olduk. Unutmayın saat yönündeki momentler saat yönünün tersindeki momentlere eşit olmak zorunda. Saat yönündeki momentlerimiz hangileri? Yani hangi kuvvetler masayı bu yönde döndürmek istiyor? Bu yönde. Böyle bir dönme olmuyorsa, böyle bir dönme olmuyorsa, bu ayak sayesinde. Çünkü onun dışındaki tüm momentler saat yönünde. Şimdi 100 Newton'luk böyle bir kuvvet var. Kuvvet kolu da 1 metre. Bunlar böyle komple saat yönündeki momentler. 100 çarpı 1, değil mi? aşağı doğru yani saat yönünde etkiyen 100 newtonluk bir kuvvet var ve destek noktasına 1 metre uzakta. Artı, artı, masanın kütle merkezinden etkiyen 20 newtonluk bir kuvvet söz konusu. Bunun belirlediğimiz destek noktasına uzaklığı ise 2 metre. Yani, artı 20 çarpı 2. Şimdi aklınıza şu soru gelmiş olabilir, bu ayak herhangi bir kuvvet uygulamıyor mu? Tabii ki uyguluyor. Ama bu ayağın belirlediğimiz dönme ekseninden uzaklığı 0, dolayısıyla momenti de 0. Yani buradaki kuvvet 1 milyon newton olsa bile momenti yine 0 olur çünkü kuvvet kolu 0. O yüzden buradaki kuvveti görmezden geliyoruz. Ve işimiz de kolaylaşıyor böylece. Evet, saat yönündeki tüm momentlerimiz bunlar. Peki saat yönünün tersindeki moment neydi? Bu ayağın uyguladığı kuvvetten doğan momenti değil mi? Çünkü masanın devrilmesini engelleyen şey o. Yazıyorum. Ayak kuvveti çarpı dönme eksenine olan uzaklığı. Yani toplam 4 metre demişiz. Çarpı 4 metre. Artık çözmeye başlayabiliriz. 100 artı 40. 140 eşittir. Ayak kuvveti çarpı 4. Peki 140'ı 4'e bölersek kaç eder? 30, 35 yapıyor değil mi? Doğru değil mi? 4 kere 30, 120. 4 kere 5, 20. 120 artı 20, 140. Doğruymuş. Yani bu ayağın uyguladığı yukarı yönlü kuvvet 35 Newton'muş. Masa hareket etmediğine göre demek ki masanın ayağı uyguladığı kuvvet de 35 Newton. Bunu birkaç farklı açıdan düşünebiliriz. Eğer bu ayağı 35 Newton uygulanıyorsa ve toplam ağırlığımız 120 Newtonsa, değil mi? Masanın üst kısmı ve kutunun toplam ağırlığı 120 Newton, bu ağırlığın dengede durması için bir şey veya biri tarafından destekleniyor olması gerek. Bu durumda bu dengeleyici unsur bu ayak oluyor. Peki 120 eksi 35 kaç eder? 120 eksi 35. 120 eksi 30 olsa 90 eder. 90'dan bir 5 daha çıkar. 85 Newton. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi bu tür problemler köprü inşa eden inşaat mühendisleri için veya mobilya imalatçıları için kilit bir öneme sahip. Çünkü bir şeyi belli bir şekilde tasarlarken destekleyici yapıların maruz kalacağı ağırlıkları da hesaba katmak gerekiyor. Şunu da aklınızda kolayca canlandırabilirsiniz. Neden bu ayak daha fazla ağırlık taşıyor? Çünkü bu kutu 100 Newton ağırlığında ve 100 Newton toplam ağırlığın önemli bir kısmını oluşturuyor. Ve bu ağırlık bu ayağa, bu ayağa olduğundan çok daha yakın. Eğer kütle merkezine koyarsak ağırlık her iki ayağı da eşit dağılır. Eğer sağa itersek bu sefer de bu ayak daha fazla ağırlığa maruz kalır. Evet, umarım ilginizi çekmiştir, umarım ilginç buldunuz ve yine umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.